Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz sabit kur. Öncelikle sabit kur nedir? Bunun tanımıyla başlayalım. Sabit kur, yerel para biriminin değerinin veya başka bir para biriminin veya para birimleri sepetinin değerine ya da altın gibi başka bir değere bağlandığı kur düzenidir. Sabit kurun faydalarıyla devam edelim. Sabit kurun faydaları nelerdir? Sabit kur düzeninin kullanılmasının başlıca nedeni, genellikle enflasyonu kontrol altına almak için uygulanan sıkı para politikalarının güvenilirliğini artırmaktır. Enflasyon hakkındaki beklentiler, gerçekleşecek enflasyonun üzerinde etkili olduğu için bu güvenilirliği sağlamak çok önemlidir. Faydalarıyla devam edecek olursak, sabit kur düzenini uygulayan ülkeler aynı zamanda imkansız üçlü gereği bağımsız para politikasını da uygulamaktadırlar. Ayrıca otoriterlerin yukarıda bahsi geçen riskler nedeniyle enflasyona yol açacak tüm para politikalarından kaçınacağı ve sıkı para politikasını titizlikle uygulayacağı beklentisi ağırlık kazanır. Başka bir deyişle sabit kur düzeni sıkı para politikalarına bağlılık mesajı verir. Sabit kur düzeninin başka bir faydası da kur belirsizliğine, yani düzenin aniden bırakılması ihtimali dışında son vererek ülkeler arası ticaret için uygun bir ortam oluşturmasıdır. Sabit kur düzeninin sakıncalarıyla devam edelim. Sabit kur düzeni, hükümetlerin ekonomideki iç dengelerini sağlamak için zaman zaman başvurabilecekleri para politikalarını bağımsız olarak uygulamalarını olanaksız kılar. Ayrıca bu düzen, kurun sabitlendiği para biriminin kullanıldığı ülkede gerçekleşebilecek enflasyonun düzeni uygulayan ülkeye de yansımasına neden olur. Bu nedenlerle birçok iktisatçı değişken kur düzeninin çoğu durumda sabit kur düzenine tercih edilmesi gerektiği görüşünde birleşirler. Buna ilave olarak sabit kur düzeninin para birimlerinin gerçek piyasa değerlerini yansıtmalarına engel olduğu, bu nedenle de krizlere yol açabilecek bazı önemli riskler yarattığı öne sürülmektedir. Bu risklerin bir yönü Merkez Bankası'nın alım-satım işlemleri için gerekli olan döviz birikimi ile ilgilidir. Eğer kurun sabitlendiği değer, bu para biriminin uzun vadeli ortalama piyasa değerine eşit veya yakın ise, kısa vadeli arz veya talep değişikliklerini Merkez Bankası birikimleri için bir sorun oluşturmayacaktır. Zaman zaman artan, zaman zaman ise azalan talep, uzun vadede Merkez Bankası birikimlerinin aynı seviyelerde kalmasına imkan tanır. Öte yandan eğer belirlenen kur, olması gereken uzun vade ortalama kurdan farklıysa, Merkez Bankası tekrar tekrar aynı yönde işlem yaptığı için bir süre sonra birikimlerinde erime başlayacaktır. Bu durum sabit kur düzeninin sürdürülebildiği açısından bir tehlike oluşturur. Evet, sağlam para. Sağlam para, ekonomisi güçlü ve istikrarlı ülkelerin çıkardığı alım gücü nispeten yüksek, değeri istikrarlı paralardır. Bugün dünyada en çok müracaat edilen sağlam paralar Amerikan doları, Euro, Japon yeni ve İsviçre frangı olarak sıralanabilir. Amerikan doları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya rezerv parası olarak işlev görmektedir. Evet, zayıf parayla devam edelim. Zayıf para. Amerika, Kanada, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve İsviçre dışında kalan, özellikle de iç savaş ve istikrarsızlık yüzünden ekonomisi zayıf düşen ülkelerin paralarıdır. Dünya ekonomisi içinde belirli bir ağırlığı olmayan, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık sorunu yaşayan, uluslararası diplomaside adı pek geçmeyen ülkelerin paraları kendi sınırları dışında talep edilmez. Dış ticaretin finansmanında kullanılmaz, rezerv para olarak saklanmaz. Rezerv para, değeri istikrarlı başka ülkeler tarafından dış ticaretin finansmanı ve yatırım amacıyla alınıp satılan ve ülkelerin Merkez Bankası kasasında rezerv olarak tutulan paralardır. Evet, şimdi de döviz kurlarının çeşitlerine değinelim. Nominal döviz kuru. Bir ülke parasının başka bir ülke parasıyla bankada, döviz bürosunda değiştirildiği kurudur. Reel döviz kuru. İki ülke parası arasındaki kurun ülkeler arasındaki enflasyon farkına göre yeniden ayarlanmış halidir. Satın alma gücü paritesi. Ülke paralarının birbirine karşı değerinin belirli bir mal ve hizmet sepeti üzerinden
satın alma gücü esas alınarak belirlenmiş olan değeridir. Birçok uluslararası karşılaştırma satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kur üzerinden yapılır. Para güç ilişkisi. Para ile güç arasında doğrudan ve yakın bir ilişki vardır. Kendi adına para basmak bir ülke için egemenlik göstergesidir. Rezerv para sahibi olmak da o ülke için güç ve prestij işaretidir. Devalüasyon ve paranın değer kaybetmesi, yani değersizleşmesi, ülkeler zaman zaman siyasi gelişmelerin etkisiyle ekonomik istikrar sorunu yaşayabilirler. İhracatı teşvik etmek, döviz gelirini artırmak isteyebilirler. Bu tür durumlarda dış dengeyi sağlamaya yardımcı olmak üzere döviz kurunu değiştirmek, yerli paranın değerini yabancı paralar karşısında düşürmek isteyebilirler. Şimdi biraz da devalüasyondan bahsedelim. Devalüasyon nedir? Para otoritesi tarafından yerli ülke parasının yabancı ülke parası karşısında değerinin düşürülmesidir. Esnek kur sisteminde ise arz ve talep koşullarındaki değişmeler sonucu yerli paranın değer kaybetmesi, döviz kurunun yükselmesi devalüasyon olarak değil, değer kaybı olarak isimlendirilir. Revalüasyon nedir? Bundan bahsedelim. Para otoritesi tarafından yerli ülke parasının yabancı ülke parasında değerinin yükseltilmesidir. Yani devalüasyonun tam tersi olmuş oluyor. Devalüasyon ve revalüasyon para otoritesinin kararıdır. Oysa paranın değer kaybetmesi veya değerlenmesi arz ve talep koşullarına bağlı olarak piyasanın kararıdır. Nominal döviz kuru yükselince bir ülkenin ihraç ettiği mallar görece ucuzlarken ithal ettiği mallar pahalanır. Normal şartlarda dış fazla veren bir ülkenin parasının değerlenmesi beklenir. Döviz kurlarındaki değişmeler ülkenin dış ticaretini, yatırımlarını, yabancı sermaye girişlerini, cari işlemler dengesini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen önemli bir etmendir. Döviz kurlarındaki değişme dış ülkelere seyahat edecek kişileri de etkiler. Döviz kurlarındaki değişmeler bankacılar, döviz alım satanı yapanlar ve yatırımcılar açısından turistlere kıyasla çok daha önemlidir. Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki kar marjı düşük olsa bile kurların oynak olduğu, yerli paranın değerinin istikrarlı olmadığı ortamlarda dolarizasyon ya da yerli paradan kaçış söz konusu olabilmekte. Bu da döviz bürolarından döviz satın alma ve bozdurma talebini artırmaktadır. Döviz kurlarındaki değişmeye sebep olacak faktörlerden bahsedelim. Paranın değerlenmesi veya değer kaybetmesi, döviz kurunun bilinçli olarak değiştirilmesi, bir paranın değerinin başka bir paraya sabitlenmiş olup olmaması, faiz oranlarının değişmesi, enflasyon oranında meydana gelen değişmeler, spekülasyon. Az önceki bahsettiğimiz değerlerin tanımlarından bahsedelim. Paranın değerlenmesi veya değer kaybetmesi dedik, bunu açıklayalım. Arz ve talep koşullarında meydana gelen değişmeler bir paraya olan talebi artırabilir veya azaltabilir. Paraya talebin artması o parayı öteki paralar karşısında daha değerli kılar. Bu şekilde bir paranın değişim fiyatının artması o paranın değerlenmesi demektir. Bu durumda döviz kuru düşer. Tersinden bir paraya olan talebin azalması ise o para yabancı paralar karşısında daha az değerli kılar. Değişim değerini düşürür. Böylece söz konusu para değer kaybeder. Bu durumda döviz kuru yükselir. Değer kazanma ve kaybetme çift yönlü ve eş zamanlı olgulardır. Evet, döviz kurunun bilinçli olarak değiştirilmesi dedik, yani manipüle edilmesi. Bazen siyasi otoritenin yönlendirilmesi veya doğrudan doğruya kendi inisiyatifiyle para otoritesi tarafından döviz piyasasına bilinçli olarak müdahale edilir. Piyasadan döviz çekilerek döviz kurunun yükselmesi veya piyasaya döviz sürülerek döviz kurunun düşmesi sağlanabilir. Döviz piyasasında bu şekilde müdahale edilmesinin bir de arzu edilmeyen sonuçları vardır. Eğer ülke teknolojide ve üretim için ihtiyaç duyduğu girdilerde dışa bağımlı ise döviz kurunun yükselmesi yabancı malları daha pahalı hale getireceğinden teknoloji transferi yavaşlar, üretim için gerekli ham madde, aramalı ve yatırım malları ithal edilemez olur. Bu ise bir sonraki adımda yerli üretim ve ihracatı olumsuz olarak etkiler. Bir paranın değerinin başka bir paraya sabitlenmiş olması. Bazı ülkeler enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı, finansal istikrar ya da ekonomik entegrasyon gibi nedenlerle
kendi paralarının değerini sağlam bir paranın değerine sabitleyebilmektedir. Böyle bir durumda referans paraya da çip olarak kabul edilen paranın öteki paralar karşısında değeri değiştikçe yerli paranın değeri ise buna bağlı olarak değişmekte. Yani referans para dışında kalan paralar ile yerli para arasındaki döviz kuru da otomatik olarak değişmektedir. Faiz oranlarının değişmesini açıklayalım. Şimdi döviz kurlarını değiştiren faktörlerden biri de faiz oranları ve yatırımların getirisidir. Faiz oranları ile döviz kurları arasında bu anlamda aynı yönlü bir ilişkiden söz edilebilir. Enflasyon oranında meydana gelen değişmeler. Şimdi döviz kurları enflasyon farkından elbette etkilenirler. Yani normal şartlar altında öteki faktörler sabitken bir ülkede enflasyon o ülkenin ticaret ortağı olan öteki ülkelerden yüksekse o ülkenin parası öteki ülke paraları karşısında enflasyon farkı kadar değer kaybeder. Enflasyon fiyatlar genel düzeyinin artması demektir. Enflasyon yüksek olan ülkede fiyatların yükselmesi yerli paranın alım gücünü düşürür. Düşen alım gücünün döviz kuruna yansıması, döviz kurunun yükselmesi şeklinde olur. Spekülasyonla devam edelim. Spekülasyon, genel anlamda spekülasyon çok sağlam temellere dayanmayan argümanlarla olay ve olguların gidişatı, yakın gelecekte neler olacağı vesaire konusunda yapılan dedikodu, tahmin, karışımı, yorum ve değerlendirmeleridir. İktisadi anlamda spekülasyon ise bir mal veya hizmeti ucuz alıp pahalıya satarak kar etme çabası, paradan para kazanma girişimidir. Daha dar anlamda para ve döviz piyasalarını bağlamında spekülasyon ise ileride fiyatının artacağı beklentisiyle bugün ucuz olduğu düşünülen dövizden alıp bir süre bekledikten sonra fiyat beklenen seviyeye geldiğinde ise satma eylemidir.